Videoya geçmeden önce arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmadıysanız tüm bildirimleri açıp videomuza da beğeni atmayı unutmayın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Ters Maske. Bugün Minecraft 1.15'te daha önce görmediğiniz Minecraft yapı hileleriyle karşınızdayım. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi geldiğine göre arkadaşlar şu anda ekrana atmış olduğunuz yorumların resimleri geliyor. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey demek istiyorum. Beni izleyenlerin %80'i bana abone değilmiş. Şu an kontrol edin. Bana abone değilseniz hemen abone olun arkadaşlar. Çünkü çoğunuz bana abone olmamış. Hemen bir kontrol edin arkadaşlar. Sonrasında videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hemen yapı hilelerine geçelim. Arkadaşlar bu videoyu sizden 6600 like bekliyorum. Like'ınızı yorumunuza atmayı unutmayın. Hemen birincisinden başlayalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi arı yuvasından bir tane lamba yapmışız. Çok güzel bir görüntüsü var. Bunu Minecraft'ınızda siz de yapıp evinizi dekora edebilirsiniz. Bir tane ant çubuğu aşağı, bir tanesi de yukarı arkadaşlar. Ve en üstüne arı yuvasını böyle bırakacaksınız. Arka tarafı size doğru gelecek. Yani şöylesin arkadaşlar. Bıraktığınızda görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir lamba tasarımı ortaya çıkacak. Tabii ki bununla sınırlı değil. Mesela diyelim ki tavana lamba asmak istiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arı kovanlarını, yani arı yuvalarını böyle görmüş olduğunuz tavana şu şekilde bırakıp üzerine bir tane lamba bırakırsanız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel bir görüntüye sahip lambanız ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar 1.14'te ben size bir şey göstermiştim. Sahte arı yuvaları diye bir yapı hilesi göstermiştim. Hala kanalımızda var. Şimdi buradan bir tane iskele, bir tane de arı yuvası alıyorum. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim şey çok önemli. İskeleyi buraya, gübre varilini buraya bırakıyorum. Ve sonrasında arkadaşlar bir tane daha iskele buraya ve arı yuvasını buraya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen hemen ikisi de birbirine çok benziyor. 1.14'te ben size demiştim ki Minecraft'ta eğer arı güncellemesi gelirse böyle görmüş olduğunuz gibi gübre varilinden arkadaşlar arı yuvaları olacaktır demiştim. Yani gübre variline çok benziyor. Acayip derecede benziyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey, bunu Minecraft 1.14'te söylemiştim size. Ve 1.15'te görmüş olduğunuz gibi arı güncellemesi geldi. Ve arı yuvaları da Minecraft'a eklendi. Bayağı bir güzel bir şey arkadaşlar. Artık sahtesini yapmanıza gerek yok. Gerçeğini yapıp arkadaşlar bal üretimi yapabilirsiniz. Hemen bir diğerine geçeyim. Bakın burada koskocaman bir tane arı yuvamız var. Bu arı yuvası arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi gerçek arı yuvalarından oluşuyor. Ve bunu gerçekten arılar kullanabiliyor arkadaşlar. Etrafta arı olsa içine girip hemen bal yapmaya başlayacaktır. Öncelikle şöyle bir şey demek istiyorum. Bunu yaparsanız çok 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 hızlı şekilde Minecraft'ta bal üretimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi çok çok güzel bir tasarıma sahip. Yani bunu Minecraft'ınızda kendiniz yapabilirsiniz. Hemen bir diğerine geçmek istiyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi arı yuvalarından oluşan duvarlarımız var. Çok güzel bir görüntüye sahip ve şuradaki yuva girişleri var ya, bunlar sanki duvarda desen yapmış. Bakar mısınız? Çok güzel bir görüntüsü var. Ve yukarı doğru baktığımızda daha da değişik bir lamba tasarımı görüyorsunuz. Burada merdivenler var. Hemen bunları kıracağım arkadaşlar. Tekrardan nasıl yapıldığını size göstereyim. Hemen buraya arkadaşlar bir tane arı yuvası bırakıyorsunuz. Sonrasında ise etrafına merdivenler arkadaşlar şöylesine bırakacaksınız. Bakın bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya ve bir tane de buraya. Böyle bıraktığınızda çok güzel bir görüntüye sahip olacak. Buradan lambayı alıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle çok güzel bir tavanınızda ışık dekorasyonu olacaktır. Burada da dolabımız var. İçine girip saklanıp arkadaşlarınız böyle kapıyı açınca böyle diyebilirsiniz. Hemen bir diğerine geçelim. Buradaysa arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arı yuvası ve soyulmuş kütükler ile çok güzel bir halı deseni yapabilirsiniz. Veyahut da evinizin böyle zeminini bunlardan hazırlayabilirsiniz. Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani bunu sadece görmüş olduğunuz gibi soyulmuş koyu meşe kütüğünden de yapabilirsiniz ama çok güzel gözükmeyecektir arkadaşlar. Benim size tavsiyem böyle daha da güzel şekilde böyle rengarenk soyulmuş ağaç kütüklerinden yaparsanız acayip derecede güzel bir görüntüye sahip olacaktır. Yani Minecraft'ta halınız varmış gibi. Zaten Minecraft'ta halılar var da daha da değişik odundan halı yapmışsınız gibi gözüküyor. Hemen bir diğerine geçelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Ters Maske'nin posta kutusu var. Burada görmüş olduğunuz arı kovanını
posta kutusu olarak kullanabilirsiniz. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi arıların girmesi için bir yer yapılmış. İşte buradan postaları postacı bırakabilir veyahut da arkadaşlar buraya görmüş olduğunuz gibi istediğiniz yazıları yazabilirsiniz. Burada ne diyor? Like ve yorum atın, kalp diyor. Yani like'ınızı yorumunuzu atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel bir oda tasarımımız var. Evinizin duvarlarını buradaki arı kovanlarından yapabilirsiniz. Arı kovanının arka tarafı hem taş tuğlaya hem de arkadaşlar bizim burada görmüş olduğunuz meşe tahtaya benziyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Yani bunlardan duvar yapabilirsiniz. Böyle evinizin aşağısına ve yukarısına bırakırsanız çok güzel bir görüntüye sahip olacaktır. Ve şurada benim size göstermiş olduğum halı desenini daha da değişik şekilde şalkır kutularından yapabilirsiniz. Mesela eviniz çok küçük ama yer sıkıntısı yaşıyorsunuz. Arkadaşlar buradaki şalkır kutularına istediğiniz şeyleri bırakabilirsiniz. Hem kapandığında çok güzel bir görüntü olur. Hem de arkadaşlar çok fazla evinizde kötü durmaz. Bu da güzel bir yapı hilesi. İstediğiniz şalkıra istediğiniz şeyleri bırakabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de güzel bir özelliği var. Buradakiler ise variller arkadaşlar. Evinizin işte böyle duvar ile yer arasındaki köşe kısmını oluşturabilir. Güzel bir görüntüye sahip. Yani bu yapı hilesini çok beğendim. Hemen bir diğerine geçmek istiyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz lamba tasarımı bana ait. Yani burada görmüş olduğunuz çoğu şey internette alternatifi olan şeyler. Buradaki lamba tasarımını ben yaptım. Yani çok güzel, baksanıza. Bir dakika bakın. Gördünüz mü? Çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Böyle hem gözünüzü almaz. Mesela diyelim ki ışık böyle yanıyor. Yani gözünüzü alabilir. Ama arkadaşlar böyle olduğu zaman sadece burayı aydınlatır. Buraya güzel bir yemek masası yapabilirsiniz. Buradaki ise arkadaşlar arı kovanları görmüş olduğunuz gibi değişik şekillerde bırakabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde bırakıp işte böyle yerinizi dekoru edebilirsiniz. Tabi şöyle bir şey, arı yuvaları da arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi Minecraft'taki evinizin duvarının alt kısmını oluşturabilir. Hem bunları şöyle de yapabilirsiniz, bakın. Şöyle yapıp daha da güzel bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye dur. Burayı kıracağız. Evet. Böyle de güzel bir görüntü elde ettiniz. Bayağı bir güzel oldu. Evinizin hemen çatısına bakıyorum. Bu lamba nasıl yapılıyor hemen size göstereyim. Şunları kıracağım arkadaşlar. Sadece bir tanesini göstereyim. Evet. Şimdi bize bir tane arı yuvası, bir tane lamba, bir tane ladin tuzak kapısı ve meşe merdiven lazım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar meşe merdivenleri şöylesine bırakıyorsunuz. Bir saniye. Evet, böyle bırakıyorsunuz. Köşe tarafına meşe tahta bırakıyorsunuz. Sonrasında arı yuvasını orta tarafa bırakıp üzerine bir tane arkadaşlar fener bırakıyorsunuz. Sonrasında ise arkadaşlar buradaki ladin tuzak kapılarını şöyle tavanı bırakıp açtığınızda böyle güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Hemen bir diğerine geçmek istiyorum. Buradaki ise Minecraft arkadaşlar sizin evinizi böyle depo olarak kullandığınız bir kısmını dolduracak yapı hilesiyle karşınızdayım. Burada görmüş olduğunuz gibi varillerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi bunları kullanabiliyoruz. Chestlerimiz var ve burada da arkadaşlar sanki böyle dosya koyduğunuz kutular var ya. Dosya kutularına benziyor arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir görüntüsü var. Bunu daha nelerde kullanacağız bilmiyorum ama çok güzel görüntüsü oluşuyor arkadaşlar. Sanki böyle kaybolmasını istemediğiniz fotoğrafları, işte belgeleri veyahut da arkadaşlar resimleri bırakabileceğiniz bir kutu olarak bunu çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapımı çok basit. Hemen şunlardan alıyorum. Buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Üstüne bir tane varil. Sonrasında buradaki ladin tuzak kapılarını şöyle bıraktığınızda üstüne istediğiniz şeyi bırakabilirsiniz. İstiyorsanız bundan bir tane bırakın arkadaşlar. İstiyorsanız hepsini kırıp bunları bırakın. Daha da güzel gözükmez ama görmüş olduğunuz gibi bir tane chest bırakırsanız buraya, yani sandık bırakırsanız arkadaşlar hemen görüntüsü düzelecektir. Böyle güzel bir görüntüye sahip oluyor ve Minecraft'ınızda daha da değişik şeyler yapabilme imkanını sağlıyor. Hemen envanteri temizleyelim, bir başka yapı hilesine geçeceğim. Burada ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yatağınızın başına bırakabileceğiniz veyahut da evinizin böyle koridorlarına bırakabileceğiniz bir çiçek tasarımı. Bayağı güzel bir görüntüye sahip. Hatta bunu şöyle ters koyarsanız ve etrafını şöyle kapatırsanız köşede çok güzel gözükecektir arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir görüntüye sahip olur ve evinizin böyle köşe tarafları boş kalmaz. Güzel güzel Minecraft'ta evinizi dekora edebilirsiniz. Hemen bir diğerine geçmek istiyorum. Burada demiştim ya arkadaşlar, hani dosya koymak için kullanabilirsiniz.
Bunlar arkadaşlar, mesela diyelim Minecraft'ta iş yeriniz var, çalışıyorsunuz, işte dosyalarınızı koyabileceğiniz güzel bir dolap olarak kullanabilirsiniz. Hatta buralar arkadaşlar işte gizli shulker kutuları da bırakabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım, shulker kutusunu alalım arkadaşlar, şöyle arka tarafa bırakıyorum. Mesela diyelim bir şey alacaksınız, hemen buradan alıyorsunuz veyahut da bırakıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Sanki buradaki görmüş olduğunuz raflara bir şeyler bırakmış gibi Minecraft'ınızı oynamaya devam edebilirsiniz. Bayağı bir güzel bir görüntüsü var. Yapımı çok basit. Hemen şunlardan alalım birkaç tane. Evet. Öncelikle arkadaşlar buradaki Ladin tuzak kapılarını bırakıyorsunuz, açıyorsunuz. Sonrasında üst tarafına arkadaşlar arı kovanını bırakıyorsunuz. Etrafına hemen buradaki Ladin tuzak kapılarını bırakıp üst tarafını arkadaşlar Ladin tuzak kapıları ile kapatıyorsunuz. Burayı da şöyle hemen yapalım. Daha da küçüğü oldu arkadaşlar. İşte bunun boyutunu siz belirleyebilirsiniz. Hemen buradan meşe basamak ve meşe tabelaları alalım. Hangisi açık kalsın? Bence ortadaki açık kalırsa daha da güzel gözükür. Buraya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen S dosyaları. Bir dakika, o zaman bir dakika. A, B, C. C geliyor sonra. C dosyaları. Dosyaları. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle de dosyalama yapabilirsiniz. Bayağı bir güzel bir görüntüsü var. Bu da çok güzel bir yapı hilesi oldu. Ve sanki arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi çekmecelerin kurtları var. Yani buradan tutup çekmişsiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen bir diğerine geçelim. Burada ise evinizin dış tarafına böyle kocaman kolonlar yapabileceğiniz bir yapı hilesi. Alt tarafında arı kovanı, kürsü ve arkadaşlar buton, sonrasında soyulmuş meşe kütüğü var. Bunların yapılışını hemen size göstereyim. Çok hızlı bir şekilde bunu Minecraft'ınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynısı oldu. Hemen buraya koyu meşe düğmeyi bırakıyorum. Sonrasında arkadaşlar fener ve nether tuğlası çiti alacaksınız. Bunun rengini siz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Nerede? Dur feneri almamışız. Evet, böyle görmüş olduğunuz gibi yapımı çok hızlı ve kolay arkadaşlar. Aynısı oldu. Evinizin rengi hangisiyse arkadaşlar buradaki blokları vesaire değiştirebilir veyahut da daha da değişik şekilde bunu duvara monte edebilirsiniz. Evinizin iç tarafında da kullanabilirsiniz, dış tarafında da kullanabilirsiniz. İki türlü de Minecraft'ınızda kullanabileceğiniz bir yapı hilesi gösterdim. Buradaki yapı hilemizdeyse arkadaşlar birazcık kombinasyon yaptım. Görmüş olduğunuz gibi normal bir oda değil mi? Bak, normal bir oda. Sonrasında arkadaşlar buraya geliyorsunuz, shift basıyorsunuz. Bir dakika, burası mıydı? Neresi? Evet. Görmüş olduğunuz gibi gizli bir geçidimiz var. Ve yukarı doğru çıkıyorum. Bunu zaten her videomda gösteririm. Çok hoşuma gidiyor. Ve arkadaşlar burada yatağımızın başında çekmeceli bir... Ne deniyordu buna ya? Bir dakika. Komodin. Evet. Çekmeceli bir komodin tasarımı yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapın. Bakın buraya bir tane eşya çerçevesi. Eşya çerçevesi ve saat alalım arkadaşlar. Yani gerçekten komodine benzesin. Bakın gördünüz mü? Bayağı bir güzel bir görüntüsü oldu. İşte kalktığınızda saatin kaç olduğunu hemen böyle bakıp üstünüzü giymeye gidebilirsiniz buradan. Burada da görmüş olduğunuz varilimiz var. Eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki tasarımı zaten ilk başta göstermiştim. Arı yuvasından yapılan bir lamba. Hemen size çalışıp çalışmadığını göstereyim. Arkadaşlar gece olduğunda ise odanızı aydınlatacak gücü görmüş olduğunuz end çubuklarından elde edebiliyorsunuz. Bayağı bir güzel bir şey. Minecraft'ta çalışan bir arı lambası arkadaşlar. Güzel bir görüntüsü var. Hemen bir diğerine geçelim. Bir sabah yapalım. Evet, buradaki görmüş olduğunuz şey ise arkadaşlar arıları kayış ile toplayıp balon gibi dolaştırabilirsiniz. Hemen buraya birkaç tane bırakacağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakalım. Evet, böyle arıları istediğiniz gibi dolaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya birkaç tane daha bırakacağım. Gel buraya. Evet, gördünüz mü? Böyle çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Gelin yukarı, gelin yukarı. Sonra aşağı, hop. Çok güzel ya. Evet, böyle arıları istediğiniz yere götürebilirsiniz. Yani kendi çiftliğinize böyle ipler yardımıyla götürebiliyorsunuz. Böyle zarar görmezler arkadaşlar, havada uçtukları için. Ama böyle yere doğru bir anda inerseniz zarar görebilirler. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Arıları böyle bağlayabilirsiniz ve lazım olduğunda hemen tekrardan böyle alıp veyahut da serbest bırakabilirsiniz. Size kalmış yani. Eğer arı yuvanız varsa veyahut da arı kovanınız varsa arkadaşlar bu taktiği uygulayabilirsiniz. Buradaki tasarım hilemiz ise bakın. Gördünüz mü? Sanki ne bu? Bir dakika. Arkadaşlar sanki böyle elektrik sesine benzemiyor mu?
Benziyor değil mi? Burada görmüş olduğunuz şeyler arkadaşlar elektrikli tel olarak Minecraft'ınızda kullanabilirsiniz. Aşağıda arılar var. Aa, kaçtılar, kaçak var. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya yaklaştığınızda gerçekten ama gerçekten elektrik sesi geliyor. Yani böyle Minecraft'ta kalenizin etrafını arkadaşlarınızı korkutmak için kullanabileceğiniz bir tasarım. Bayağı bir güzel. Yaklaşma, elektrik var. Vallahi bak sese, bak sese diyorsunuz. Ve gerçekten de elektrik olduğunu düşünüyor arkadaşınız. Tabi yani dokunduğu zaman arkadaşlar bir şey olmuyor. Bu arada elektrik çok tehlikeli. Haberiniz olsun. Öyle prizlerle oynamak yok. Şarja kendim takayım tabletimi. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Şakası olacak şey değil. O yüzden ailenizden yardım alın tabletinizi şarj ederken. Burada da görmüş olduğunuz gibi raflar var, iskelelerden oluşan. En son tasarım hilemiz de böyle. Bunu killerinizde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buraya birkaç tane sandık bırakabiliyor muyum? Bir dakika, bunu kırsam. Evet, sandık bırakın. Sonrasında shulker kutuları çok güzel gözükmez mi burada? Bunu kır, bunu koy. Sonrasında buraya tekrardan bunu koy. Hmm, o zaman bir dakika. Bir saniye. Shulker kutusunu şöyle bırakacağım. Tamam mı? Üzerine bir tane iskele bırakacağım. Evet, böyle çalışır. Evet, shulker kutularından da yaparsanız bu kırılıyormuş. Yapmayın arkadaşlar. Yani shulker kutusundan yapmayın. Ne oldu ya? Arının biri çarptı bana. Neyse, tamam. O zaman şöyle yapalım. Shulker kutusunu üst tarafa şöylesine bırakalım. Evet, böyle olur arkadaşlar. Evet, tasarım hilelerinin hepsi buydu. Şuradaki arıları bir serbest bırakayım, kalmasın orada. Oo, şuna bak. Çok iyi. Evet arkadaşlar, tasarım hilelerinin hepsi buydu. Minecraft'ınızda yapabileceğiniz çok 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 güzel 10 tane mi 20 tane mi 10 taneydi galiba. 10 tane yapı hilesini size gösterdim. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.